Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan şu anda ETV Haber'in canlı yayın konu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok yoğun günler geçiyorsunuz. Ben de biraz şöyle döneyim. Özellikle geldiğiniz günden beri hep şeydesiniz, sahadasınız. Evet. Sürekli ziyaretler yapıyorsunuz. Evet. Biraz kilo da verdiniz galiba. Ya olsun ya, yani halkımıza hizmet ederken bir taraftan da işte kilo problemlerinden kurtuluyoruz. Çok keyifli bir şey bu. Hakikaten Seyda Hanım, bugün işte sabah az önce verdiğiniz aday tanıtım toplantısı vardı. Onun ardından partide bir toplantımız vardı. Onun ardından Saraçlar Caddesi'ne bir gezi yaptık. Birkaç sendikamızı ziyaret ettik falan. Çok olağanüstü bir ilgi var. Bir heyecan var halkta. Bugün hiç görmediğim, tanımadığım insanlar işte yolda durdurup Recep Bey hayırlı olsun, Sayın Gürkan hayırlı olsun, Recep abi işte Recep kardeşim hayırlı olsun. Bu tabii çok keyif verici bir şey. Edirne'de bu anlamda ciddi bir heyecan olduğunu görüyorum. Bir değişim heyecanı var Edirne'de. İnşallah bunu 30 Mart'a kadar sürdüreceğiz. Ve 30 Mart'ta sandıklarda da halkımızın, Edirnelilerin bu değişim talebini, değişim isteğini, değişime dair olan heyecanlarını sandıktan yine Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını yükselterek, Cumhuriyeti koruma idealimizi yükselterek, Atatürk ilke ve devrimlerini yükselterek gene çıkaracağız. Evet, şimdi biraz önce haberde de izledik, adaylık belgesi, yetki belgeleri evet. Aldınız. Ne anlama geliyor? Bu şu demek, bugün bir tören yaptık, bu mutattır, her dönem yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi adaylık atamaları bittikten sonra, adaylar belirlendikten sonra o seçim bölgesinde, o yerleşim yerinde kimin belediye başkan adayı olarak partiyi temsil edeceğine dair ıslak imzalı, ıslak mühürlü bir belgeyi gönderirler. İşte bu benim için Edirne'ye, Keşan'a ve diğer 16 yerleşim yerimizin tümündeki belediye başkan adaylarına partimiz tarafından gönderildi. Partimizin resmi kararı olarak parti yetkilileri tarafından genel sekreterimiz ve seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının imzaları ve parti mühürüyle. Bunu bugün bir de yine belediye meclis ve il genel meclis listelerini seçim kuruluna, o ilçe seçim kuruluna parti adına kimin teslim edeceğine dair bir yetki belgesi gönderilir. Hem bu yetki belgeleri gönderildi, bugün ilçe başkanlarımıza teslim edildi. Hem de adaylık belgeleri gönderildi. Bunlar adaylara teslim edildi. Bunlar yarın hepsi tüm siyasi partiler, sadece biz değil, bulundukları ilçe seçim kurullarına hem adaylarıyla ilgili belgeleri hem de yetkilendirildikleri konularda il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri listelerini yarın saat 17'ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecekler. Akabinde o süreç başlayacak. İşte eksiklerin tamamlanması, itirazlar vesaire gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. Bunları tamamlayacağız. Ben de yarın bu belgeleri teslim ettikten sonra Ankara'ya gideceğim. Yarın akşam. Çarşamba günü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir randevum var ve MYK üyelerimizle, genel başkan yardımcılarımızla. Sayın Genel Başkanımız buraya bizi gönderirken git bir toparladıktan sonra gel bir Edirne programı yapalım demişti. Bu belki de bir Trakya programına da dönebilir. Bir gün, iki gün, üç gün gibi. Onu konuşacağız. Onu konuşmak için çağırdı kendileri. Gideceğim Edirne ziyaret programını konuşacağız. Bunun dışında işte milletvekili arkadaşlarımdan çok yoğun bir ilgi var, sağ olsunlar. Mustafa Balbay, İzmir milletvekilimiz, sevgili Mustafa Balbay aradı. Edirne'ye gelmek istediğini söyledi. Hay hay dedim. Mehmet Haberal hocamız aradı, Zonguldak milletvekilimiz. Hay hay dedim. İşte Muharrem İnce arkadaşım, Şafak Pavey, bunun gibi birçok arkadaşım, İlhan Ciyener gibi arkadaşlarım, yani onlarca milletvekili Edirne'ye gelmek için program bekliyorlar. Hem onları görüşeceğim. Sevgili Mustafa Balbay'ın bu arada tüm Edirne'li hemşerilerimize sevgilerini, saygılarını, selamlarını iletmemi istedi. Onu da iletmiş olayım sizin aracılığınızla. Böyle bir çalışma temposuna girdik, devam ediyoruz. Çok umutluyuz, çok heyecanlıyız, evet. Çok gerçekten keyifliyiz. Edirne halkının
benim şahsımda, doğrudan bana olmasa da benim şahsımda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterdiği ilgi gerçekten göz yaşartıcı boyutta. Bugün bir ablamız, benden yaşça büyük bir ablamız bize o belediyeyi tekrar geri getir dedi. Bize o belediyeyi tekrar geri getir dedi. Ben de ablacığım sen hiç merak etme. Biz Edirneliler, Edirneli Cumhuriyet Halk Partililer tekrar Edirne Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu bayrağını şerefle, gururla dikeceğiz dedim ve bunu gerçekleştireceğiz. Evet. Bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız Recep Bey? Geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptınız. Sanırım bugüne kadar ilk siz gerçekleştirdiniz bu toplantıyı. İlk. Adaylar böyle bir çalışma yapmadılar. Hatta yani tabii Edirne için bir ilk değil bu, onun altını çizmek isterim. Bu Edirne için bir ilk değil. Yani şöyle bir iddiam var benim. Ben Edirne'yi, daha doğrusu Edirne'nin tek kişinin yönetmemesi gerektiği kadar, yönetemeyeceği demiyorum, yönetmemesi gerektiği kadar büyük bir şehir olduğunu düşünüyorum Edirne'nin. Güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer Edirne'yi ortak akılla yönetemezseniz ya da yönetmezseniz, Edirne'de yaşayan hangi toplum kesiminden olursa olsun, hangi meslek grubuna ait olursa olsun, hangi ekonomik statüde olursa olsun, Edirne'nin bütün bileşenlerini, bütün heyecanını, bütün umutlarını, bütün problemlerini, sıkıntılarını bu ortak aklın içine sokmazsanız ve Edirne'nin umudunu, heyecanını, Edirne'nin sinerjisini ortak akılla yönetmezseniz, Edirne'yi maalesef makus talihini yenememiş bir kent haline getirirsiniz. Bizim Edirne'de ortak akla ihtiyacımız var, ortak heyecana ihtiyacımız var, ortak umutlara ihtiyacımız var, ortak sevinçlere, mutluluklara ihtiyacımız var. İnsanlar umut gibi, sevinç gibi, heyecan gibi, sevgi gibi pozitif şeyleri paylaştığında bunlar çoğalır. Yani mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. Sevinç, sevgi, gülümsemek paylaşıldıkça çoğalır. Aynı şekilde problemler, sorunlar, sıkıntılar, dertler de paylaşıldıkça azalır. Biz iyi olanları da paylaşıp çoğaltacağız, kötü olanları da paylaşıp azaltacağız. Böyle bir yönetim tarzı olacak Edirne'de. Edirne'de şunu bir kez daha bütün yurttaşlarıma söylüyorum. Cumartesi günü yaptığımız toplantı, bütün sivil toplum örgütlerine, bütün meslek örgütlerine, sendikalara, derneklere, vakıflara hepsine açıktı. Çoğu katıldı. Toplam 235 katılımcı vardı. Bu Edirne açısından da bir rekordur ve hem Edirne'de hem Türkiye'de ilk projedir bu katılımcılık anlamında. Çünkü şunu söylüyoruz. Demokratik bir belediye olacak, katılımcı olacak, şeffaf olacak, hesap verebilir olacak. Biz halkımızdan korkmayacağız. Halkımıza hem belediyenin kapıları, ki belediye bana göre sözlük anlamı nedir bilmiyorum ama benim sözlük anlamımda belediye demek halkın evi demek olacak. Halkın evi, belediyenin tanımı budur. Dolayısıyla halk kendi evine nasıl giriyorsa belediyeye de o şekilde girecek. Girmeli. Bunu sağlayacağız biz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Cumartesi günü yaptığımız toplantıdaki o 235 katılımcı arkadaşım olağanüstü güzel projeler ürettiler, olağanüstü güzel fikirler verdiler. Biz Edirne'yi halkımızla beraber yönetmek istiyoruz. Edirne'ye dair söyleyecek tek bir sözü dahi olan insan bizim için çok önemlidir, çok değerlidir. Gelsin sözünü söylesin, biz de onu dinleyelim. Bizi eleştirecekse eleştirsin. Eleştiriye de sonuna kadar açık olmalıyız. İnşallah 30 Mart akşamı halkımız bizi oylarıyla belediye başkanı yaparsa, bu teveccühü gösterirse, bundan sonra her 6 ayda bir tüm halka açık, tüm halka açık değerlendirme günleri yapacağız. Değerlendirme toplantıları yapacağız. Orada halkımız bizi değerlendirecek. Gelecekler, siz Sayın Başkan veya Recep kardeşim şu konuları iyi yaptınız, şu konuları yapamadınız, bunları düzeltin diyecek. Biz onları not alacağız, üzerinde çalışacağız. İyi yaptığımız şeyler varsa bunları çoğaltacağız. Eksik yaptığımız, yanlış yaptığımız şeyler varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları da ortadan kaldırma, düzeltme yoluna gideceğiz. Yine 6 ayda bir belediyenin yaptığı işlemleri hesap verilebilirlik anlamında halkımızın denetimini açacağız. Biz bunu üniversitede yapıyorduk 6 ayda bir. Şimdi Edirne Belediyesi'nde bunu gerçekleştireceğiz. 6 ayda bir biz Edirne Belediyesi'nin hesaplarını açıklayacağız. Bu 6 aylık sürede ne yaptık ki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu da buna hükmeder, yapılmasını gerekli kılar. Bunları yapacağız, şeffaf bir biçimde
Dediğim gibi demokratik olacağız, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir olacağız. Evet. Bir de efendim son kez şunu da sormak istiyorum size. Belediye çalışanlarından özellikle çok fazla soru alıyoruz sosyal medya üzerinden. Evet. Recep Gürkan belediye başkanı olması halinde maaşımızı zamanında alabilecek miyiz diye soruyor. Evet. Şimdi tabii belediyede bana gelen bilgilerden söylemek isterim. Çünkü bunu kendim bizatihi yaşamış ya da bizatihi incelemiş değilim ama bana gelen bilgilerden belediyede bazı birimlerde birkaç aydır, bazı birimlerde 5 aya kadar maaş alamayan arkadaşların olduğunu söylediler. Bakın emek en yüce değerdir Seyda Hanım. Emek en kutsal değerdir. Eğer siz aybaşı geldiğinde o bankamataya gittiğinizde maaş kartınızı oraya soktuğunuzda sıfır hanesini görüyorsanız sizde ne çalışma isteği kalır, ne çalışma şevki kalır, ne de çalışma arzusu kalır. Dolayısıyla ben nasıl her aybaşı geldiğinde maaşımı almak istiyorsam orada hangi birimde olursa olsun, hangi kadroda, yani kadrolu kadrosuz taşeron fark etmez, her arkadaşımın en doğal hakkı aybaşı geldiğinde emeğinin karşılığı olan, alın terinin karşılığı olan maaşını almak en doğal, anasının ak sütü kadar hakkıdır. Ben çok söyledim, bir kez daha söyleyeyim. 30 Mart'tan sonra halkımız bizi bu görevle yetkilendirirse, teveccüh gösterirse, birincisi hiç kimsenin, hiçbir belediye çalışanının iş kaygısı, aşk kaygısı olmasın. Biz siyasi düşüncesinden, üye olduğu siyasi partiden, dünya görüşünden, ırkından, inancından, dilinden, dininden dolayı hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız. Hiç kimse işten çıkarılmayacak. Bu benim sözümdür. İkincisi, ben daha önceki çalıştığım yerdeki arkadaşlar bilir, kimi bulursam ondan en yüksek verimi almasını bilen, çok eski bir yöneticiyim, çok kıdemli bir yöneticiyim. Yaptığım çeşitli görevler var. Üniversitede 5000'e yakın personelimiz vardı. Onlarla mutlu ve mesut bir şekilde çalıştık. Maaşlara gelince tabii Edirne Belediyesi'nin çok çeşitli tevatürler var. Ben bir bunu tespit anlamında söylüyorum. Lütfen kimse de yanlış anlamasın. Bir suçlama ya da bir şey değil. Ama çok borcu olduğu söyleniyor. Cumartesi günkü toplantımızda bir arkadaşımız işte 141 trilyon dedi. Biri 158 diyor. Biri 128 diyor. Yani rivayet muhtelif. Tabi bu borçların her kurumun borcu olur. Bu da çok doğaldır. Eğer iş yapıyorsanız borçlanırsınız ama bu borçların vadeleri önemlidir. Kısa vadeli ne kadar, orta vadeli ne kadar, uzun vadeli ne kadar, iller bankası kaynaklı ne kadar, bunlara bakacağız. Ama çalışanların, emekçilerin maaşlarının ödenmemesi kabul edilebilir bir durum değil. İlk işimiz ödeme planı içerisinde belediyenin nakit durumunu, finansal durumunu, gelirini giderini gördükten sonra ivedilikle çalışanlarımız için öncelikle bir ödeme planı çıkaracağız. Bunu kısa bir periyotta eritip çalışan arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın alacaklarının tamamını öncelikle buna ödeyeceğiz. Tabi bu arada belediyeden alacağı olan farklı firmaların da mutlaka bu ihtiyaçlarıyla ilgili bir planlama yapacağız. Onlarla da görüşeceğiz. Bunları da temin yoluna gideceğiz. Ama ben şunu söylüyorum. Belediye emekçilerinin, belediye çalışanlarının bu alacakları bittikten sonra, bu tahmin ediyorum 5-6 ay bir şey sürer, bu sürede eritiriz bunu veya daha kısa da sürebilir. Bu bittikten sonra, yani bir rutine girdikten sonra her belediye çalışanı, kadrosu ne olursa olsun, pozisyonu ne olursa olsun, aybaşı geldiğinde maaşını standart olarak alacak. Ben nasıl alıyorsam o da alacak. Herhangi bir milli eğitimdeki öğretmen arkadaşım nasıl alıyorsa belediye çalışan da gidecek, aybaşında maaşını alacak. Çünkü ona göre borçlanıyor, ona göre söz veriyor ya da ona göre hayatını planlıyor. Ben bütün belediye çalışan arkadaşlarıma şu sözü vermek istiyorum. 30 Mart'tan sonra halkımızın oylarıyla belediye başkanı olursak, halkımız bize bu güveni verirse, bizim belediye başkanlığı dönemimizde, bakın bizim diyorum, bizim belediye başkanlığı dönemimizde Edirne Belediyesi'nde çalışan hangi pozisyonda olursa olsun son işçi, son emekçi maaşını almadan Edirne Belediye Başkanı kendi maaşını almayacak. Evet. Bu benim sözümdür. Son işçi, son emekçi kardeşim ne zamanki maaşını alacak, onun maaşı ödenecek.
Edirne Belediye Başkanı ancak ondan sonra maaşını hak eder hale gelecek ve ancak ondan sonra alacak. Bunu bütün vatandaşlarıma ve bütün belediye çalışan arkadaşlarıma buradan huzurlarınızda açıkça söylemek istiyorum. Ve böyle de bir söz vermiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyebilir miyim izin verirseniz? Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu geçen hafta Edirne'de demiş ki Recep Gürkan'ın bu memlekette 3 çivisi var mı? 3 yıldır milletvekilliği yapıyor. Bir ona kısa cevap vermek istiyorum izninizle. Ondan sonra da geçtiğimiz günlerde vermiştiniz cevabı ama bir daha vereyim tamam. Bir daha vatandaşlarımızdan bu konuda talep de geldi çünkü. Bakınız ben uzun yıllar Edirne'de öğretmen olarak, yönetici olarak görev yaptım. Eğer Sayın Müezzinoğlu Recep Gürkan'ın çivilerini görmek istiyorsa mesela Karaağaç'taki Fen Lisesi'ne gidebilir. Mesela Yıldırım'da Yeni İmaret'te Hacı İlbey İlköğretim Okulu'na, Mensucat Santral İlköğretim Okulu'na, Ticaret Borsası İlköğretim Okulu'na gidebilir. Onlar hep, o binalar hep Recep Gürkan'ın buradaki çivileridir. Yeni yerleşim bölgesindeki Vali Fahri Yücel İlköğretim Okulu'na gidebilir. Edirne'de engellilerle ilgili ilk engelli ilköğretim okulunun açılmasının altında benim çabam ve benim imzam vardır. Bir engelli annesi olan, bir engelli evladımızın annesi olan çok değer verdiğim Sayın Ender Yücer vardır. Çok uzun yıllar bu işlere gönül vermiş, emek vermiş. Ender Hanım'a sorabilir o okulun kimin açtığını. Geçen akşam beni aradı Ender Hanım. Recep Bey hatırlıyor musunuz dedi. O okulu açarken demiştiniz dedi. Ender Hanım tabelasız bir okul açıyoruz ama bunun arkası gelecek. Ve bugün Edirne'de onlarca engelli okulu var. Ve açtı bana teşekkür etti. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastane okulu vardır. Onda Recep Gürkan'ın imzası vardır. Yine Sayın Müezzinoğlu'nun açılışını ikinci defa yaptığı Trakya Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi, Trakya Üniversitesi Kanser Hastanelerinde projesinden planlamasına, devlet planlamadan finansmanının çıkarılıp inşaatının yapılmasına kadar Recep Gürkan'ın bu şehirdeki çivileridir onlar. Vatandaşlarımızın her gün önünden gelip geçtiği, Sayın Müezzinoğlu'nun gidip toplantılara, törenlere, konferanslara katıldığı Balkan Kongre Merkezi başından sonuna Recep Gürkan'ın imzasını taşımaktadır, çivisini taşımaktadır. Orada oturduğu koltuğun rengini de Recep Gürkan seçmiştir. Konuştuğu kürsüyü de, konuştuğu mikrofonu da Recep Gürkan seçmiştir. O rektörlük binasında Recep Gürkan'ın imzası var. Daha bunun gibi onlarca ama belki Recep Gürkan'ın bizatihi değil. Fakat Recep Gürkan'ın ve Recep Gürkan gibi binlerce, yüz binlerce Edirne'linin, Trakyalı'nın bu ülkede iki tane çok önemli çivisi vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti'dir, biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu iki çiviyi de Türkiye Cumhuriyeti'nden söküp çıkarmaya hiç kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben Sayın Müezzinoğlu'na bunları armağan ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Sayın Recep Gürkan, ETV Haber'in canlı yayın konu oldu.